Yüzünün ekolojik sistemini değiştirecek, insanlar, hayvanlar ve diğer tüm varlıklar ard arda çok büyük felaketlerle karşılaşacaklardır. Çarpışmalar ve dünyanın yönünün değişmesi yer kabuğunu hareketlendirecek ve dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler gerçekleşecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şiddetli depremleri kıyametin alametlerinden biri olarak saymaktadır. Yeryüzünün her noktası sarsılmaya başlayacaktır. En korkunç olansa bu sarsıntıdan kaçacak ya da sığınıp kurtulabilecek hiçbir yerin olmamasıdır. Çünkü bu sarsıntı daha önce insanların görmüş olduğu depremlerin bir benzeri değildir. Bu kez yaşanan hiçbir kaçışın olmadığı, dünyanın dört bir yanında aynı anda başlayan bir sarsıntı. Çarpışmaların etkisiyle oluşan depremleri yanardağ patlamaları takip edecek, çarpışmaların şiddetiyle yer kabuğunda kırılmalar meydana gelecek ve mağma yeryüzünün her yerinden fışkıracaktır. Zelzele suresinde Rabbimiz şu şekilde buyurmaktadır. Yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. Uçsuz bucaksız evrenin her noktasını kaplayan gezegenler, yıldızlar, sayısız gök cismi Allah'ın tek bir emriyle yaratılmış, onun kudretiyle muazzam bir dengeyle korunmuştur. Allah, var olan her şey için olduğu gibi gökyüzündeki bu muazzam dünya içinde görünmemiş bir son hazırlamıştır. İki büyük çarpışmanın ardından gökyüzünde de olağanüstü değişiklikler yaşanacak, insanların üzerine gökyüzünden felaketler yağacaktır. Gökyüzünde yaşananlar ayetlerde şöyle haber verilir. O gün gök sarsılıp çalkalanır. Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır. Artık onun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir. Gök yarılıp çatlamıştır. Artık o gün sarkmış, zaafa uğramıştır. Yıldız ya da göktaşının çarpması sonucunda yeryüzünü çok büyük bir toz ve duman bulutu saracaktır. Yeryüzünü saran bu duman ve toz bulutu, güneş ışığını engelleyecek boyutlarda olacak, ekolojik sistemi altüst edecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği kıyamet alametlerinden biri de yeryüzünde yıllar boyu kalacak olan dumandır. Yaşanan olaylar sonucu karada olduğu gibi denizde de yaşam son bulacaktır. Normal şartlarda serinlik ve rahatlık hissi veren denizler bir anda etrafa müthiş bir sıcaklık yayacaktır. Denizlerde dev dalgaların yerini alev bulutları alacak, havadaki duman oksijeni büyük oranda tüketecektir. Uçsuz bucaksız denizlerin alev alev yanan ve şiddetle fokurdayan görüntüsü dünyanın geniş bir alanına hakim olacak ve pek çok felaketi de beraberinde getirecektir. Dünyaya bir yıldızın çarpması sonucunda oluşacak olan şiddetli depremlerin etkisiyle kabaran sular yerleşim merkezlerini kaplayacak ve şehirlerin, adaların yok olmasına neden olacaktır. Ayrıca ekolojik sistemdeki değişiklikler buzulların erimesine neden olacak, bu da mevcut su seviyesini yükseltecektir. Allah'ın belirlediği bu süre tamamlandığı zaman kalplere amansız korku salan olaylar arka arkaya gerçekleşecektir. O gün insanların içlerinde duydukları korkunun ve dehşetin tarif edilemeyeceği bir gündür. İnsanlar oradan oraya koşmaya, kaçarak saklanacak bir yer aramaya çalışacaklardır.
Ama herkes bilmektedir ki bugünden kurtuluş yoktur. İnsan önündeki sonsuz geleceğini de fücurla sürdürmek ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Ama göz kamaşıp da kaydığı, ay karardığı, güneş ve ay birleştirildiği zaman insan o gün kaçış nereye der? Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. O gün sonunda varılıp karar kılınacak yer yalnızca Rabbinin katıdır. Zaman ilerledikçe kıyametin vuku bulacağı ana doğru hızla yaklaşıyoruz. İnsanların büyük bir çoğunluğu kıyamet vaktini kendilerinden çok sonraki nesillerin karşılaşacağı bir olay olarak düşünmektedir. Burada şu gerçeği hatırlatmakta yarar vardır. Kuşkusuz bizlerden önceki nesillerde aynı düşünceyle hareket etmiş ve uzak gelecekte gerçekleşeceğini zannettikleri bu olayı düşünmemişlerdir bile. Oysa dünya üzerinde ilk insanın yaratılışından itibaren yaşamış olan her kişi kıyamet günü gerçekleşen olaylara şahit olacak ve Allah'ın huzurunda toplanacaktır. O gün hiç kimse için bir kaçış mümkün olmayacaktır. Üstelik bugünün siz günlük yaşamınıza devam ederken gelecek için planlar yaparken olmayacağına dair bir garanti de yoktur. Allah büyük bir düzen içinde yarattığı yaşamı bilemediğimiz bir vakitte tüm düzeniyle birlikte sona erdirecektir. Bu son gün inkarcılar için oldukça zorlu, ürkütücü bir gün olacaktır. Bu nedenle inanmayarak olacakları beklemek yerine varlığından şüphe duymadan kıyamet gününe iman etmek insanı kendi için çok daha kazançlı bir sonuca götürecektir. Şu unutulmamalıdır ki hesap günü her insan Allah'ın huzurunda yapayalnız ve tek başına sorguya çekilecektir. O halde ölüm ve sonrası için ciddi bir çaba göstermek ve bir hazırlık yapmak gerekir. Çünkü her insan ahirette dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını haksızlığa uğratılmadan tam olarak alacaktır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kendileri Allah'ı unutmuş, böylece O da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların da kendileridir.